Ses açık mı? Sayın Emniyet Müdür Vekili, Sayın Jandarma Komutanım, çok kıymetli protokol mensupları ve birbirinden değerli basın mensubu arkadaşlarımız. Yüzyıl milli sınırlar içinde vatan bir bütündür, bölünemez ya da ya istiklal ya ölüm, değil mi? Yıllarca hep tarihin baştan Cumhuriyetimizin tarihinin başladığı, temellerinin atıldığı bu şehirden 100. yıl Cumhuriyet turunu başlatmak istedik. Çünkü bu tur aynı zamanda Cumhuriyet'in kurulmasındaki tüm illeri Samsun, Havza, Çorum, Çankırı ve Amasya, Ankara'da o zamanki Büyük Millet Meclisi'nin önünde bitirmekle ilgili 100. yıl anısına çok önemli bir tarihe tanıklık etmek istedik. Buraya geldiğimiz zaman Sayın Valimize ve aynı zamanda Sayın Valim bir hemşerimiz, onunla gurur duyuyoruz Alanyalı ve Gazipaşalı olarak. Kendisine teşekkür ediyoruz. Ne gerekiyorsa yaparız dedi. Biz de o heyecanla bayrağı aldık. Bugün startımıza az bir süre kaldı. Belediye başkanımızla o gün görüştük. Belediye başkanımız her türlü desteği verdi. Dün akşam da il başkanımızla beraberdik. O da sonuna kadar destek vereceğini söyledi. İl müdürümüzle birlikte hemen hazırlıkların sonuna doğru yaklaşıyoruz. Ve Sivas'ta emeği geçen jandarmamız, emniyetimiz, sağlık, il müdürlüğümüz ve tüm protokolü belediyemiz hepsine, herkese ayrı ayrı bisiklet ailesi olarak teşekkür ediyoruz. Bu gururu hep birlikte yaşayacağız, yaşıyoruz. Sivas, bende bir sevda. Bu sevda 2008'lerden sonra başladı. Burada tabii bizim de bir antrenörümüz var, Hakan Yiğit. Kendisine de teşekkür ediyoruz. Sivas'ı bize sevdirenlerden bir tanesi geçmişten. Sivas turu yapalım dedik. Ve o dönemin milletvekili, şu anki bakan yardımcımız, çok değerli dostumuz, devlet büyüğümüz Hamza Yerlikaya ile birlikte, o zaman milletvekiliydi, buradan o dönemki ismiyle belediyemiz bir tur başladık. Bu tur uzun süre devam etti. Sonra bir ara verdi. Dün akşam belediye başkanımız tekrar devam etmeyi istiyor. İnşallah uluslararası bu turu devam ettireceğiz. Başkanımın, Sayın Valimin, her zaman bu aile, bisiklet ailesi emirlerinde. Sivas'ın emirlerinde. O çok güzel bir sevda. Şimdi Sivas turu çok güzel gençlerdeydi. İyi de sporcu yetişmesiyle ilgili önemli bir organizasyondu. Son yıllarda Sivas'ta da çok önemli şampiyonlar yetişiyor. Spor müdürlüğümüz önemli şampiyonlar yetiştiriyor. Ve Sivas hakikaten Türkiye'de önemli bir şehir. Geçen gelişimde burada farklı bir şeyden de söz etmek istiyorum. Dün akşam da bahsettim. Turizmden bahsetmek istiyorum. Beni çok heyecanlandırdı. Bu Sivas gerçekten turizmin merkezi olmaya aday. 2 saatte Ankara'dan gelinebilen bir tren burası için çok önemli. Burada çok önemli tarihler var. Çok tarihi binalar var. Hepsini ayrı ayrı pazarlasanız bizim ömrümüz bunu pazarlamaya yetmez. Yani o kadar kıymetli, o kadar ve uluslararası turizmin merkezi olacak bir yer. Bunun başlangıcını, startını zaten turizm şehrinden gelen bir valimiz var. Her şeyi bilen bir valimiz var Sivas'ta. Yani buranın çok büyük paralar kazanacağına, turizmden çok büyük gelir elde edeceğine bir turizmci olarak
beni çok heyecan verici bir şekilde etkiledi. Şimdi biraz da spordan bahsetmek istiyorum. Bisiklet ailesi gerçekten iyi yerlere gidiyor. Sayın Valim, geçen size ayrıldıktan sonra Portekiz'e gittik. Bisiklet tarihinde 2011'de ilk defa Avrupa şampiyonu olmuştuk. Geçen hafta bir tekrar o günleri yaşadık. Çok ben de seyrettim. Kaçırdık. Bir ikincilik, bir de üçüncü. Tarihin ikinci ve üçüncü Avrupa madalyalarını, bir bronz, bir gümüş olmak üzere, ki bisikletle madalya almak çok kolay değildir. Bunları bisiklet ailesi olarak elde ettik. Ramazan Yılmaz kardeşim orada çok önemli, çok güzel mücadele ettiler. Orada emek veren antrenörlerimize, sporcularımıza ve kulüplerine, hepsine ayrı ayrı teşekkür etmek istiyorum. Ve gelecekte de artık bisiklet ailesi olimpiyat madalyası için yola çıktı. İnşallah 2028'de ölmeden bir olimpiyat madalyası da ülkemize hediye etmek istiyoruz. Burada çok önemli işler yapılabilir. Çok önemli organizasyonlar zaten yapılıyor. Sayın Valimin, Belediye Başkanımın ve İl Müdürümün önderliğinde önemli spor organizasyonları var. Önemli şampiyonlar var. Hem tarihi bir şehir, hem bir spor şehri. Sivas sporumuz zaten iyi gidiyor. Ben emeği geçen bu spor ailesine verilen destekten dolayı Sivas'taki tüm kurumlara teşekkür etmek istiyorum. Bu 100. yıl turunda da desteğinizden dolayı teşekkür ediyorum. Çok iyi bir misafirperverlik gösteriyorlar. Bundan 104 yıl önce bu binada bu devletin, cumhuriyetimizin temelleri atıldı ve bugün o binanın içerisinde yine 100. yılı, cumhuriyetimizin ilanının 100. yılı, Türkiye yüzyılının başlayacağı bir dönemde yine anlamlı bir organizasyonda sizlerle bir aradayız. Sayın Başkanımıza, ekibine ve yarışmaya katılacak tüm sporcularımıza teşekkür ediyorum. Başarılar diliyorum. Sayın Valim, Sayın Başkanım, değerli Azurum, ilimiz son 20 yılda tüm Türkiye'de olduğu gibi her alanda büyük yatırımlar aldı ve gelişmeye, büyümeye, farklılaşmaya devam ediyor. Bu noktada şu anda spor camiasıyla birlikteyiz. Spor alanında da birçok fiziki yatırımlar, altyapı yatırımları tamamlandı ve artık Sivas bir turnuvalar şehri olma yolunda önemli adımlar atıyor. Birçok ulusal ve uluslararası turnuvaya ev sahipliği yaptık. İnşallah bundan sonra da başkanımızın desteğiyle ve diğer başkanlarımızla birlikte tüm şehir olarak Sivas'ın tanıtımına katkı sağlayacak, Sivas'ın gençlerine umut verecek, güzel rol model oluşturacak bu tip organizasyonları hep birlikte yapacağız, yapmamız da gerekiyor. Bizim aslında temel görevimiz, temel amacımız da budur. Biz sporu tabana yaymak adına ilimizde valiliğimiz, ilgili müdürlüğümüz, Gençlik Spor İl Müdürlüğümüz ve taraflarımızla, paydaşlarımızla birlikte birçok organizasyonu, birçok projeyi hayata geçiriyoruz. Bu noktada son dönemde yapılan yatırımlarla birlikte gerek merkezi hükümet bakanlığımızın yaptığı tesisler, gerekse yerelde belediyemizin ve valiliğimizin yaptığı tesislerle birlikte aslında altyapımız buna müsait. Başkanımın da söylediği gibi artık yüksek hızlı tren, Cumhuriyet döneminde ilimize birçok yatırım yapıldı ama yüksek hızlı treni ayrı tutmak lazım. Ben inanıyorum ki önümüzdeki çok kısa bir süreçte bunun etkisini, önemini şehir olarak hep birlikte göreceğiz, yaşayacağız. Her açıdan, sosyal açıdan, kültürel açıdan, turizm açısından ve ekonomik gelişme açısından yüksek hızlı tren şehrimize çok çok büyük değer katacak, kattı ve katacak. Bundan sonra özellikle bu tip ulusal ve uluslararası organizasyonların şehrimize yapma noktasında da yüksek hızlı tren en büyük avantajımız olacak. Onu inşallah hep birlikte, paydaşlarımızla birlikte şehrin menfaati noktasında değerlendireceğiz. Başkanım biraz önce üstü kapalı da olsa söyledi. İnşallah önümüzdeki günlerde, bu ayın Ağustos ayının sonuna doğru daha önce yapılan ancak çeşitli nedenlerle ara verilen uluslararası bisiklet turnuvasında tekrar başlatacağız. Malumunuz daha önce şehit lider Muhsin Yazıcıoğlu adına bir bisiklet turnuvası vardı ama daha sonra bir ara verilmişti. Başkanımız sağ olsun, Sayın Bakan Yardımcımızla da görüştük, görüşeceğiz. Tekrar uluslararası Muhsin Yazıcıoğlu bisiklet turnuvası olarak, başkanım bilmiyorum ön mü aldım ama inşallah onu bu müjdeyi de böyle tarihi bir mekanda, tarihi bir anda Sivaslı hemşerilerimizle paylaşalım dedik.
Bizim amacımız, derdimiz, mücadelemiz her alanda olduğu gibi şehrimizi iyi bir noktaya getirmek, şehirde yaşayan gençlere vizyon verecek projeleri hayata geçirmek, onların ufkunu açacak güzel rol modellerle birlikte, onlarla birlikte bu şehre hizmet etmek. Ben katkılarından, desteklerinden dolayı çok değerli federasyon başkanımıza ve ekibine teşekkür ediyorum. Ben inanıyorum ki Sivas kendine yakışır bir şekilde bu organizasyona en güzel ev sahipliğini yapacak ve 104 yıl önce bu binadan yanan meşale inşallah ilelebet devam edecek ve 100 yıl sonra da Türkiye yüzyılının başladığı, Cumhuriyet'in ilan edileceği 100. yılında anlamlı bir organizasyonu hep birlikte icra edeceğiz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün liderliğinde gerçekleştirilen Sivas Kongresi'ne ev sahipliği yapan, ulusal bağımsızlık fikrinin ateşlendiği, ulusal kurtuluş mücadelesine ışık tutan kararların alındığı ve 108 gün milli mücadelenin merkezi olan Sivas, bu anlamlı parkurunda start bayrağı olacak inşallah. Türk milletinin yüreğindeki vatan aşkını simgeleyen milli mücadele parkurunda sporcularımız, Cumhuriyet'in temellerinin atıldığı Sivas'tan başlayarak Samsun'a uzanan, oradan da başkentimiz Ankara'ya kadar 784 kilometre boyunca bisiklet pedallarını milli mücadele ruhuyla çevireceklerdir. Şüphesiz bu özel ve anlamlı yarış, milli mücadele yolunda geçmiş ile gelecek arasında bir köprü kuracak, şanlı tarihimizi yad ederek hafızalarda yer almasını sağlayacaktır. Aynı zamanda bu organizasyon, bisiklet sporunu yerel ve küresel ölçekte geliştirmekle birlikte İç Anadolu ve Karadeniz bölgesinin doğal güzelliklerini ve turizm değerlerini ulusal ve uluslararası düzeyde tanıtma fırsatı da bizlere sunacaktır. Federasyon başkanımıza bir hediye, bir anı. Biz olacak. Toplam 10 tane yabancı takımımız olacak. 6 tane Türk takımı. Totalde 100 sporcu olacak. Toplam takım sayımız 16. Amasya'da Saraydüzü önünde yarışımız olacak. 208 kilometrelik bir etap. Toplamda sporcular 2267 metre irtifa kazanmış olacaklar bu etapta. İlk gün Sivas'ta sabah startımızı verirken ondan geri almak üzere emanet etmek istiyoruz ama neden özellikle Sivas'ı seçtik? Çünkü atamız tüm emniyet mensupları, tüm jandarma güçleri bizlere güvenlik konusunda destek verecek.